Netinem.com ekranlarından Hızlı Hücum programından merhaba. Ben Ümit Avcı, Gökhan German ve Gökhan Türe ile birlikte yine EuroLeague'de haftanın maçlarını değerlendirmek için sizlerle birlikteyiz. Önce Perşembe gününü konuşalım. Perşembe günü ilk maç Khimki ile Zalgiris Kaunas arasında Khimki'nin kötü gidişi devam ediyor. Aslında iki takımın da sıkıntılı bir süreç geçiyor. Zaman zaman böyle sürpriz galibiyetleri olmuyor değil, oluyor. Ama çok da iyi durumda olmadıklarını söyleyebiliriz. Sakatlıklar çok çok etkiliyor bu takımı. Gökhan German, ne diyeceksin bu maçla ilgili? İki takımın son dönemde yaşadığı hücum sıkıntısı bu maça da yansır mı sence? Ya bence yansır gibi geliyor. Şimdi Khimki'ye baktığımız zaman geçen hafta kendi evlerinde 60 sayıda kaldılar. Ondan önce de çok düşük skor yapmışlardı. Zalgiris 3 maçtır, 3 deplasmandır kaybediyor ve 3 deplasmanda 50-60 sayı attı da bir son maçta geçen hafta 70 sayıya ulaştı. Atabildiler. Brandon Davis'in de bu maçta durumu belirsiz. Oynamama ihtimali var. Zaten Westerman'ın yokluğunda bayağı bir sıkıntı çektiler hücumda. Yani Westerman tam forma girmişti çünkü. O sezona iyi başlamıştı. Walters iyi başlamıştı. O sakatlandı. Westerman ritmini arttırdı. Bu sefer o sakatlandı. Tekrar Walters'ın ritmini yükseltmesi. İkisi birden oynayınca bir şekilde idare ediyorlar. Şimdi ikisinden biri olmayınca hücumda sıkıntı çok sıkıntı yaşıyorlar. Khimki'nin de durumu ortada. Maç sonu handikapına kim kazanır? İki sorunlu takımdan bilmiyorum. Eğer Davis oynamazsa bence Khimki kazanır. Oynamazsa kazanabilir çünkü şeyde Kavalyoskas'a sakat. Yani o uzun rotasyonda darbasallar ki. Ama ben bu maçı altı olacağını düşünüyorum. Maçın. Ben de aslında altı düşünüyorum. 155.5 açılmış bir de. Gökhan Türe katılacak mı altı seçeneğine? Ben baştan itibaren söyleyeyim. Alt düşünüyordum zaten. Şimdi bir söyledikleri değil yani. Evet. Yani iki takımda da alt çok evet iki takımda da birden fazla sakat var. Wolters de hafta sonu oynamadı lig maçında bildiğim kadarıyla Zalgiris'in. Öbür tarafta Şved yok, Hill yok, Zubkov yok. Zubkov sakatlandı sonra. Ondan sonra yani 20 sayı atabildiler Bayern Münih maçının ikinci yarısında. Khimki'yi kastediyorum. Öbür tarafta Zalgiris guardsız oynamanın sıkıntılarını derinden yaşıyor. Bir de işte Brandon Davis eklendi. Şimdi onun da durumu net değil. Yani bütün göstergeleri altı işaret ediyor zaten. Yani kazanacak, kim kazanır konusu açıkçası çok tereddütteyim. Yani bir de düşük de handikap var Zalgiris lehine de. Hani her şey olabilir bu maçta ama alt olması en öncelikli. Ben de öncelikle alt düşünüyorum. Aynen size katılıyorum ama Tarapasya'ya da birinin daha yakın geldiğini söyleyebilirim. Khimki'nin iştahat performansı zaman zaman çünkü çok yükseldiği anlar da oluyor ki. İşte Fenerbahçe karşısında bunu gördük birkaç hafta önce. İki yine takım arasında bir de 6 maçta bir galibiyet çıkarabilmiş Zalgiris. Böyle ilginç bir istatistik de var şu ana kadar oynadıkları maçlarda. Öncelikle alt diyelim o zaman bunu ve Gökhan Türe ile devam edelim. Olympiakos Barcelona maçı. Barcelona iyi gidişini son iki maçta sonlandırmak zorunda kaldı. Yüksek skorlar yedikleri maçlarda kaybettiler. Olympiakos da sahasında kazanmak isteyecek. Fenerbahçe karşısında farklı mağlup döndü evine. Evet. Bu maçtan ne bekliyoruz? Evet, Olympiakos'ta sıkıntı olduğu belli. Fenerbahçe maçında da bunu gördük. Yani yaşadıkları değişimin getirisi olarak açıkçası hani hala o sistemi kabullenememiş oyuncular var. Bunu gözlemliyoruz. Başta işte Printezis, Spanulis gibi tamamen farklı bir sistemde uzun yıllar oynamış oyuncuların şimdi David Blatt'ın tempolu sistemine ayak uydurma niyetleri ama sahada yansıyan bir şey yok maalesef. Hı hı. Olympiakos cephesinde durum bu. Yani sıkıntı onlarda da mevcut. 2 galibiyet, 5 galibiyetin ardından 2 mağlubiyet aldı Barcelona. Onların da sağ solu belli olmuyor. Yani ya Barcelona savunma konusunda sıkıntı yaşadığını defalarca konuştuk aslında. Hani ön alanda sıkıntı yaşayan bir takım. Olympiakos bu sıkıntıyı değerlendirmeye çalışır mı ki iç saha performansı Olympiakos'un daha iyi? Evet, yani aslında mesela Fenerbahçe maçında bayağı bir yüzdeli oynadılar dışarıdan. Dışarıdan taşıdılar maçı oyunun son çeyreğine kadar. Hani böyle bir özelliği var Olympiakos'un. Bir de o tempoda bunu yaparlarsa, başarırlarsa daha yüzdeli oynamayı, evet Olympiakos evinde kazanma alışkanlığını sürdürebilir. Ama hala ne dediğini anlamadım. Tercihini hala çözemedim.
Bunda da benim önceliğim yine alt. Ne olursa olsun alt. Olympiakos evinde rakiplerine daha az sayı izni veriyor. Hani 1-2 ekstrem maçı kenara koyacak olursak. Barcelona'nın da aynı şekilde yine bir savunma takımı olduğu ama sıkıntılar zaman zaman yaşadığını biliyoruz ama bu maç bence iki takımın da savunmada birbirine dişlerini göstereceği maç diyorum. Ben buna da alt diyorum. Olympiakos galibiyetini de ayrıca parantez içinde. Peki. İkinci seçenek olarak. Gökhan German ne diyecek bu maçla ilgili? Olympiakos. Yani şimdi Barcelona istikrar devam ettirirse bir 3 maç daha kaybeder gibi. Çünkü 5 kaybettiler, 5 kazandı. Sonra da şimdi aynen öyle bir şeyler oldu. 2 haftadır kaybediyorlar. Ben Olympiakos da yani şimdi Potalt da bence sıkıntılı bir takım. Milutinov harika oynuyor ama onun alternatif ikinci bir beş numaraları yok gibi. Lide'yi oraya ama çekiyor. Ama iç sahada dediğin çok iyi maçları da oldu bu sene. Olympiakos'un. Ama işte orada bir anti Tomic var, şey var. Bence sert maç olacak. Ben de katılıyorum. Ben düşük skor bekliyorum bu maçta. İlk başta onu söyleyeyim. Taraf bahsi de şimdi her ne kadar Barcelona tamam iki maç kaybetti ama çok da kötü oynamadı. CSK maçında, Makabi maçında felaket oynamışlardı. Yani handikapsız bir olabilir. Çekişmeyi bir maç bekliyorum ben. 30 oranı var handikapsız. Ben benim tercihim ama altta katılıyorum Gökhan'a. Peki. Sen üst düşünüyorum. Ben Barcelona'nın olduğu maçları genelde üst diyorum. Çünkü evet. Hani savunmasına çok güvenmiyorum o ön alanda. Hani bakalım. Ama genele vurduğunda yine ligin az sayı yiyen takımlarından yani ilk... Ya tempolu takımlara karşı çok sayıyorlar. Hani mesela CSK gibi işte Fenerbahçe Makabi gibi. Hani tempo yükselten takımlara karşı o şeye ayak uyduramıyorlar. Ama taraf bahsede ben de hani handikap açıkçası çekinceli geliyor. 1.30 daha garanti gibi düşünüyorum bu maçla ilgili. Peki Gökhan Germen, Bayern Münih Fenerbahçe, Fenerbahçe Beko aynı hızla devam ediyor. Çok iyi bir ritmimiz var ama Bayern Münih de hafta sonu ligde yine kazandı. 17-17 Almanya Ligi, Almanya Ligi yükselişi olan bir lig. Bunu defalarca söyledik, konuştuk. Euro Lig'de de iyi durumdalar. 10 galibiyetleri var. 10 galibiyetleri evet. Var ve iyi durumdalar. Fenerbahçe 6.5'lık handikapı aşabilir mi? Deplasmanda 159.5'ta toplam sayı limiti. Yani şu an için sorarsa yılın takımı kim diye. Tabii ki Fenerbahçe. Tamam, bence Bayern Münih. Yani en beklentilerin üzerine çıkan takım. 10 galibiyeti var. Fenerbahçe şimdi Efes maçı dışında bütün deplasman maçı alt bitti. Yani o da İstanbul'da. İstanbul dışında yapıyor. Evet 60-70'ler 80 sayı potasında görmedi. Tamam Bayern Münih evinde çok hızlı oynuyor, çok yüksek skorlara ulaşabiliyor. Ama yani Fenerbahçe buna izin vermeyecektir. Yani kontrol alacaktı yani. Fenerbahçe'nin istediği basketbol oynanacaktır. Ben bu yüzden yine Bayern Münih'i düşük skorda tutacağını ve maç sonu handikapı geçeceğini düşünüyorum. Gökhan 6 ve 2. Bir de şöyle bir gerçek var tabii. Artık 3. dilime girdik. Hani 30 maçlık sürecin son bölümündeyiz. Biraz daha savunmalar sertleşiyor. Hani sezon başına göre daha az sayı olmaya başladı diyebiliriz. Genel olarak tabii söylüyorum bunu. Ben de bu maçta ilk olarak onu söyleyeyim. Yani beklentim benim de alt. Fenerbahçe'nin Gökhan'ın da söylediği gibi deplasmandaki savunma direnci iç sahaya göre bir kademe yukarıda oluyor hep. Bayern'e yani iç sahada bir şekilde nasıl evet. Kazanırız havası oynuyor zaten yani. Bu atıyorlar falan daha keyifli basketbol evet. Ama deplasmanda tutuyorlar oyunu. Orada rakibi coşuyor evet. Mu? Yani, evet. Bayern evet senin de dediğin gibi sezonun flash ekiplerinden biri ama son dönemde hani onlar da uzunlardan bir şey üretmekte sıkıntı yaşıyorlar. Uzunlara çünkü sakatlı. Devin Booker'ın sakatlı. Bu maçta oynama ihtimali ki Booker da zaten var. İlk maçta da Fenerbahçe en çok zorlayan isim aynen, olmuştu. Aynen. Evet, yani evet. İlk maçta doğru. Fenerbahçe Bayern Münih'e karşı en çok zorlandığı iç sahada maçı oynadı belki de. Ve o maçın iyilerinden bir tanesi Devin Booker'dı. Ama hafta sonu lig maçında da oynamamış. Hani bayağıdır çok uzun sürede oynamıyor. Ama. Hani ne verimli olur, ne kadar verimli olur o tartışılır. Radosevic ile Bartel'im ben. Biraz düşüşte olduğunu düşünüyorum. Hani burada bir tek Williams'a kalıyor yük. O da gerçi bayağı bir üst düzey performansla bunu karşılamaya çalışıyor ama ne olursa olsun tabii burada sıkıntı yaşatmışlardı Fenerbahçe. Yine orada da yaşatabilirler. Alt seçeneği daha yakın. Alt seçeneği bence daha mantıklı. Toplam hani, sayıda ben dese katıyorum ama ben evet. Fenerbahçe'nin de hani biraz daha yüksek olsaydı handikap biraz daha yüksek olsa Bayern Münih yani ben aynen, Fenerbahçe'nin ama, çok rahat kazanabileceğini düşünüyorum bu deplasmanda. Evet ben de 2'den 2 yaptım kuponuma zaten. Peki o zaman bugünün, Perşembe gününün son maçı ki belki de en kritik maçlardan bir tanesi. Baskonya Maccabi'yi konuk edecek.
Şimdi 3 tane 9 galibiyetli takım var. Altlarında 8 galibiyetli takımlar var ve bunların hepsi playoff potasının içindeler. Maccabi çıkışta son dönemde oldukça iyi bir ivme sergiliyor. Baskonya'da geçtiğimiz hafta Darüşşafaka deplasmanında kritik bir maç kaybetti. Maccabi bu ritmini eksik Baskonya karşısında devam ettirebilir mi diye Gökhan Töre ile başlayalım ki gerçi Jones oynayacak yeni transferleri bu maçta. Evet. Hafta sonunda iyi oynadı ligde. Evet, Jones'un bir anda randıman veriyor olması iyi tabii, ne olursa olsun bir NBA tecrübesi. Takıma daha hemen katkı vermeye başlamış görünüyor. Ama yeter mi? Bence yani Maccabi'nin iki haftadır özellikle göstermiş olduğu, yani bulunduğu çizgi itibarıyla bütün takımdan neredeyse verim alan bir kadro haline geldi. Kısalar Spyroplos çok iyi oynamaya başladı. Evet. Uzun Tarık Bilek Tarık oynuyor. Onu oynuyor ama hani, o kısaların hangisini tutacaksın diye ciddice. Ya hiç hesaba katmadığın Di Bartolomeo, inanılmaz işler yapmaya başladı. Yani İsrailli oyuncuların da bayağı ciddi katkı verdiğini gözlemliyor. Pargo da yavaş yavaş işin gözü. Aynen, o da işin içine giriyor. Yani dolayısıyla 10 küsur oyuncudan eşit düzeyde katkı alan. Son 4 maçını kazanan bir Maccabi var. Ben açıkçası hani çok da tereddütte kalmadan. Handikapsız bile kazanır diyorsun Maccabi'ye. Evet, ben handikap 5.5. 2'den 2 yaptım. Biraz cesur bir şey oldu ama yaklaşım bilmiyorum. Maccabi yani bana güven veriyor açıkçası son 3-4 maçını gözlemlediğimde. Peki Gökhan Germán? Katılıyorum aynen. Baskonya'nın sıkıntıları devam ediyor. Granger, Galino, Şengeli yok. Jones lig maçında, Daşka maçında çok kötü oynadı. Daha ilk yeni gelmişti. Evet. Obradar maçında yani iyi oynadı. Yani ligde iyi katkı verdi hafta sonu. İlk hafta sonu iyi katkı verdi. Rakip zayıftı biraz. Gerçi sıkıntılı takımlar bir de iyi savunma yapmak zorunda az sayı atıyor. Yani ikinin yanında alt tercihine ben aklımdan geçmiyor değil alt olabilir. Ama 2'ye 5.5 handikapla bence çok kıymetli önemli, geliyor bana da. Kıymetli. Evet. Peki o zaman bugünü böyle bitirelim. Temsilcimize Fenerbahçe Beko'ya deplasmandaki mücadelesinde şans dileyelim. Tabii ki siz değerli üyelerimize de bol şans dileyelim kuponlarınızda. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.